Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Biz demin Lido marketine gittik. Şöyle ufak tefek bir şeyler aldık tekrar. Maden suyumuz var. Altılı bir paket. Burada Toblerone'un pastası var. Dondurma pastası mı bu Ahmet, yoksa normal pasta mı? Dondurma gibi görünüyor Değil ama mi? tam da emin değilim şimdi. Ya. Bunu aldık. Bunu sen gördün daha doğrusu, değil mi Ahmet? Ahmet gördü. Glutensizmiş. Ve bilmiyorum, bakarız yani, deneyeceğiz. Beğenirsek Instagram'da şey yaparsın. Efendim? Beğenirsek Instagram Instagram'da. hesabımda ben bunu paylaşırım kesinlikle. Bunu daha önce o Instagram hesabımda paylaştım zaten. Bunun içinde bal, tuz ve badem var. Ve bunun ekstra lezzeti nereden geliyor diyorsanız, hani neden bu kadar güzel diyorsanız, şeyden kaynaklanıyor. Bu bademlere kavrulmuş olması. Çok sevdik. İçindekilerden de sıkıntı yok zaten. Şunu ilk defa gördüm, şu çikolatayı. Kakao mousse diye yazıyor içinde. Geçenlerde görmüştüm. Instagram'da gördüm daha doğrusu. Ondan sonra bugün de işte Lido marketinde görünce hemen böyle direkt içindekilerine baktım. Sıkıntı, sorun falan yoktu. Çünkü mousse olduğu zaman Hollanda'da genel olarak jelatin oluyor içinde. Ama bunun içinde hayvansal, çok merak ediyorum. Şimdiye kadar Retosport hiçbir zaman şey yapmadı. Hayal kırıklığına uğratmadım. Hayal kırıklığına uğratmadı. Umarım bu da olmaz öyle. Şunu aldık. Akşam film falan mı izleriz? Diziye mi bakarız? Bakarız işte. Onun içinde bunu aldık. Acılı ve fıstıklı bir karışımmış. Çili diyor Kullanım. yani. Acı da ya. Acılı, biberli, böyle baharatlıymış. Bakalım. Akşama şu ekmekten aldık. Bakayım, şöyle göstereyim. Bayağı büyük bir ekmek. Başka bir ekmek daha aldık. Bu da daha büyük. Güzeldi ama böyle tazecik. Ondan da aldık. Şunu aldık. Ahmet merak ettiği için aldık aslında. Bildiğimiz şey aslında. Beyaz fasulye. Fasulye. Kuru fasulye ama böyle domates sosluymuş. Bakalım, deneyeceğiz. Bir de son olarak da şu mentollü şekerler aldık. Biliyorsunuz herkes hasta diyeyim yani. Boğazımız falan neye ağrıdığı zaman bunlar güzel oluyor. İndirim. Pastillerden falan güzel yani bence. Evet, bu daha diğerlerinden daha başarılı. Yo, eczanede satılan Aha. pastiller var ya, Evet. boğaz pastilleri. Ya, burada da var. Ama onlar bence hiç iyi değil yani. Bunlar 1000 kat daha iyi bence. Antiflu bir euroymuş zaten tanesi. Bir iki tane vardı evde zaten. Ama stokta dursun diye şöyle 3 tane de dağımdan aldık. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Demin biz markete gittik ve şöyle tekrar abur cubur tarzı bir şeyler aldık. Burada büyük boy bir cips var. Gördüğünüz gibi party pack yazıyor. 330 gramlık. 35. 35 ve 1 euroya düşmüş. Ondan dolayı böyle bir tane alıverdik. Burada şeyler var. Ne onun adı? Çin makarnası var. 1 euroya düşmüşler. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle bakayım, 5 tane var içinde. 3 tane paket aldık. Burada marullar var. Şöyle iki marul. Iceberg. Türkçe söyler mi? Marul değil mi? Türkiye'de de iceberg diyorlar Öyle mi? zaten. Aa, okey. Neyse, 2 tane aldık ondan. Bunun ismi krupuk. Böyle cips tarzı bir şey. Acılı baharatlanmış diye yazıyor. Vallahi fiyatını da şimdi hatırlamıyorum ama her zamanki gibi böyle şu köşeye, her zamanki gibi şu köşeye şöyle eklerim tekrar. 2 tane aldık ondan. Ondan sonra şu içeceklerden aldık. Bunu Hollanda kanalımda denemek için aldım aslında. Bunlar böyle gördüğünüz gibi Fanta Exotic'miş. Bu da Tropical yazıyor. Red Bull markasında. Ben normalde Red Bull falan hiç içmem aslında. Ama işte istek gelince dedim neyse böyle alayım, bir tane deneyelim yani. Bir de şunu görünce de bu da enteresan geldi bana. Böyle büyük boy bir M&M's aldık. Bu kaç gramlıktı? 10 kilo var herhalde. Ya, 440 grammış. Bir de o Instagram kanalım için aldım bunu da. Lions, ama böyle içinde çikolata parçacıkları varmış. Çok ilginç bence yani. Hiç de görmemiştim. Yeni çıkıp çıkmadığını da yazmıyor aslında ama olsun. Yine de Biz yeni böyle gördük. biz yeni gördük. Niçin yeni? Deneyelim dedik.
Onun için bir de böyle bunu alınca içinde başka da bir şey yok. Evet. Aldıklarımız bu kadar. Bunları hemen kaldıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.